Arkadaşlar dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde İhtiraatun Muhimmetun fi Hayatina isimli metnimizi okuyacağız. Ben hepinize şimdiden başarılar diliyorum. İhtiraatun icatlar demek, muhimmetun önemli demek arkadaşlar fi hayatina hayatımızda. Dolayısıyla hayatımızda önemli icatlar şeklinde burayı ifade ediyoruz. Evet, ihtiraatun burada bir isimdir. Muhimmetun onun sıfatıdır. Fi hayatina ise arkadaşlar ikinci bir sıfat olarak ifade ediyoruz. Evet, tarihül beşeriyeti, insanlık tarihi meliün doludur demek arkadaşlar burada gördüğünüz gibi. Evet, ne ile dolu? Bil ihtiraati, icatlarla dolu. İnsanlık tarihi icatlarla doludur dedik. Bakın burada tarih mübtedadır. Meliyun ise haberdir arkadaşlar. Lakin ancak leyse yoktur. Ne yoktur? Likullil ihtiraat bütün icatlar için diyeceğim ya da bütün icatların yoktur. Neyi yoktur? Te'hirun bir etki, kebirun büyük. Büyük bir etkisi yoktur. Nerede? Fil hayati hayatta. Dolayısıyla burada arkadaşlar bütün icatların hayatta büyük bir etkisi yoktur şeklinde burayı ifade ediyorum. Bakın burada bir leyse gördüm. Te'thir kelimesi burada leysenin ismidir. Arkadaşlar likullil ihtiraat dediğimiz ifademiz de leysenin haberidir diyoruz. Öne geçmiş haberdir diyoruz. Fehünâke var. Ne var? İhtiraatün. İcatlar var. İntehet. Bitmiş. Faidetüha onun faydası ba'da zuhuril efdali minha kendisinden daha iyisinin çıkmasından sonra faydası bitmiş olan icatlar vardır diyoruz. Bakın şurada zira diyebiliriz faya. Hünake vardır. Bu hünake ifademiz burada öne geçmiş haberdir arkadaşlar. İhtiraatün cümlesi ismi de burada mübtedadır. Mübteda ile haberin yer değiştiğini görüyoruz. İntehet faidetüha ba'da zuhuril efdali minha cümlesini de ihtiraat isminin sıfatı olarak ifade ediyoruz. Dolayısıyla şöyle tercüme edebiliriz. Kendisinden daha iyisi ortaya çıktıktan sonra faydası bitmiş olan icatlar vardır diyebiliriz. İşe yaramayan da diyebiliriz arkadaşlar. İntehet faidetüha cümlesine. Ve hünake var yine. Ne var? İhtiraatün. İcatlar var. Ma zale. Hala diyorum buraya. Leha vardır. O icatların eserin etki. Kebirun büyük. Fi hayatina hayatımızda. Dolayısıyla hayatımızda hala büyük etkisi olan icatlar vardır dedik. Bakın burada hünake yine öne geçmiş haberdir. İhtiraatun ise arkadaşlar mübtedadır. Mübteda ile haberin yer değiştirdiğini görüyoruz. Mazale ile başlayan leha eserin kebirun fi hayatina cümlesi de ihtiraat isminin sıfatıdır. Ve la nestadi'u el istigna'e anha. Bu şu demek, biz onlarsız yapamayız demek arkadaşlar. Evet, burada istagna anha bir şeye ihtiyaç duymamak anlamına gelir. Ve la nestadiu da yapamayız anlamına gelir. İhtiyaç duymamayı yapamayız şeklinde düşünebiliriz. Bunu Türkçe böyle ifade etmek çok hoş olmadı. Biz onlarsız yapamayız. Yani biz onlara ihtiyaç duyarız gibi düşünebiliriz arkadaşlar. Dolayısıyla bizim onlara ihtiyaç duyduğumuz hayatımızda büyük etkisi olan efendim icatlar vardır şeklinde ifade ediyoruz ki ve la nestadiu cümlesini arkadaşlar atıf yoluyla yine ihtiranın sıfatı olarak ifade ederiz. Ve min eşheril ihtiraat illeti gayyarat hayatena. Şimdi ve min eşheril ihtiraat icatların en meşhurlarındandır diyoruz. Elleti öyle icatlar ki gayyarat değiştirdi hayatena hayatımızı. Hayatımızı değiştirmiş olan en büyük icatlardandır dedik. Bakın arkadaşlar şurayı komple haber öbeği olarak ifade ederiz.
Bunun müptedası nerede? Bakın bunun müptedası ihtiraul misbah, lambanın efendim icadıdır. İhtiraul hatif, telefonun icadı. İnternet demek. Bakın bu üçü de arkadaşlar müptedâ olarak ifade ederiz ama bunlara dair tabii açıklamalar var, onu ifade edelim. İhtiraul misbahi efendim lambanın icadı. Bakalım arkadaşlar. Fel misbahu lamba lem yec'alin nase insanları bırakmadı, mecbur bırakmadı. Burada mucberine mecbur bırakmadı diyeceğiz arkadaşlar. Alel amel çalışmaya finnehari fakat sadece gündüzleri insanları çalışmaya mecbur bırakmadı lamba dedik buraya arkadaşlar. Bakın burada fel misbah bir müptedadır. Lem yec'al ile başlayan cümlemiz fakata kadar haber cümlesidir arkadaşlar. Ve fi ami gördüğünüz gibi elfin ve semani mi'etin miladiyen diyelim. Miladi 1800 yılında Gâme el âlimul İngiliziyyu, İngiliz bilim adamı yaptı. Ba harfi cinini gördüm, yaptı diyorum. Kimmiş bu adam? Arkadaşlar bu adam hem Free, Da, Fey falan diyebiliriz. Artık İngilizcesinden bakabilirsiniz. Ne yaptı? Bir ihtirai evveli misbahin kehrabaiyin bir şeklin basitin dedi. Şimdi kırık anlamına gidelim. Gâme bir yaptı, ihtira icat etti anlamında icat etti. Neyi? Evveli misbah ilk lambayı ya da lambanın ilkini. Nasıl lamba? Kehrabaiyin elektrikli. Elektrikli lambanın ilkini. Yani ilk elektrikli lambayı icat etti bu İngiliz bilim adamı. Bir şeklin basitin basit bir şekilde arkadaşlar. Basitçe, basit bir şekilde 1800 yılında miladi İngiliz bilim adamı ilk elektrikli lambayı icat etti. Velakinne ancak izaetehu onun aydınlatması diyoruz buraya arkadaşlar. Lem testemirra sürmedi lifeteratin taviletin uzun süre demek. Onun aydınlatması uzun süre sürmedi. Şimdi burada bir duralım. Lakinne'nin ismi izaetedir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi haberi de lem testemirra müfetteratın taviletindir. Burada bakın bir game gördüm ben. Game fiildir. El alim el inciliziyyu. Bunu biz fail olarak kabul edelim. Bir ihtirai evveli misbahin kehrabaiyyin. Burayı da mef'ulün bi gayri sarih olarak dile getirebiliriz. Bu da ihtiradır mef'ulün bi gayri sarih. Bunlar da onlarla ilişkilidir arkadaşlar. Burada bir şeklin basitin ifadesine de hal deriz. Devam ediyorum. Sümme sonra kame yaptı el Amerikiyu. Bir Amerikalı. Kim bu? Thomas Edison. Thomas Edison yaptı bir tatvirihi, onu geliştirmeyi yaptı. Yani onu geliştirdi. Ba'da zalike bundan sonra onu geliştirdi. Ve asbaha oldu cüz'en esasen. Şey esasiyen temel bir parça, temel bir cüz oldu. Min hayatin nas, insanların hayatının. İnsanların hayatın temel bir cüzü, bir parçası haline geldi diyoruz buraya da. Esbaha arkadaşlar ismi gizli hüvedir. Bunun efendim haberi cüz'en kelimesidir. Esasen ise sıfattır. Esasiyen min hayatın nas. Bu da yine şibih cümle sıfat olarak kabul ederiz. Devam ediyoruz. Fela yahlu yoksun değildir. Minhu ondan yani lambadan. Kim yoksun değil? Menzilin bir ev. Herhangi bir ev o lambadan yoksun değildir. Bu şu demek arkadaşlar. Herhangi bir evde o lamba bulunur, vardır anlamına gelir. Ev şarion ya da bir cadde, ev veyahut da eyyü mekanin, mekan amelin ya da herhangi bir çalışma mekanı. Dolayısıyla herhangi bir çalışma mekanı, bir cadde veyahut da bir ev o lambadan yoksun değildir. Bunlar evde, caddede, herhangi bir çalışma yerinde lamba vardır demek. Onu ifade edelim. Tabi burada halamin bir şeyden yoksun olduğu anlamına gelir. La burada olumsuzluk cümlemizi olumsuz kılıyor. Ona da dikkat edeceğiz. İhtiraül hatifi, telefonun efendim icadı. Gelin okuyalım arkadaşlar neymiş. Fakable ihtiraül hatifi, telefonun icadından önce kânel vusul ulaşmak idi.
Nereye ulaşmak? İlel eşhası, şahıslara ulaşmak. Başka ve marife tü emakinihim ve de onların arkadaşlar yerlerini bilmek. Marife burada bilmek anlamında. Emran sahben zor bir şeydi. Bakın burada Emran kelimesinin zor şey husus durum gibi mesele gibi anlamları var, onu söyleyelim. Ve lakin ancak barda zuhurihi onun ortaya çıkmasından sonra ne bu o dediğimiz şey arkadaşlar hatiftir. Yani telefonun ortaya çıkmasından sonra esbaha oldu minessehli kolay oldu demek arkadaşlar. Ne kolay oldu el vusul ulaşmak ileyhim insanlara. İnsanlara ulaşmak kolay oldu. Başka ne? Vel hadisu ma'ahum. Onlarla konuşmak kolay oldu. Başka ne kolay oldu? Ve ma'rifetü ehvalihim. Bilmek, ehvalihim onların durumlarını. Onların durumlarını bilmek de kolay oldu. Bil izafeti ila, şuna ilaveten diyeceğiz arkadaşlar. İla istihdamihi fi onun kullanımına, yani telefonun kullanımına ilave olarak. Nerede kullanılmış? Fi umuril hayatil muhtelifeti. Hayatın çeşitli işlerinde kullanılmasına telefonun ilave olarak insanların efendim durumlarını bilmek, insanlarla konuşmak, insanlara ulaşmak kolaylaştı diyoruz buradan. Esbaha oldu, dönüştü anlamını içermekte arkadaşlar. Bakın şöyle söyleyelim. Bakın burada bir esbaha gördüm ben. Esbahanın haberi minessehlidir arkadaşlar. Şu el vusul ileyhim vel hadis ma'ahum ve ma'rifet ahvalihim. Buraya kadar Esbahan'ın ismi olarak kabul ederiz. İsim öbeği olarak kabul ederiz. Onu söyleyelim. Evet, devam ediyoruz. El internet. İnternet neymiş? Ve hüve o min a'zamil ihtira'atı'l hadiseti. İcatların en büyüğünden biridir diyorum. Nasıl icatlar? El hadiseti modern. Ya da yeni demek arkadaşlar. Yeni icatların, modern icatların en büyüğünden bir tanesidir. Ki ne yapmış bu icat? Gayyarat, değiştirdi hayatına hayatımızı. Bu elleti yine ihtiraat efendim isminin sıfatıdır. Hayatımızı değiştiren modern icatların en büyüğüdür. En büyüklerinden biridir şeklinde buraya anlayabiliriz. Fakat zira diyelim şuradaki faya, cealel aleme, alemi yani dünyayı yaptı. Ne yaptı? Karyeten sagireten, küçük bir köy. Dünyayı küçük bir köy haline getirdi. Ve sehhele, kolaylaştırdı. Aleyna, bize kolaylaştırdı. Neyi? El bahse, efendim araştırmayı. Başka, ve suratel vusuli, ulaşmanın hızını kolaylaştırdı. Fil marifeti bilgiye. O zaman şunu da diyebiliriz arkadaşlar. Bilgiye ulaşmayı da kolaylaştırdı. Ulaşmanın hızını da kolaylaştırdı diyebiliriz. Fel hayatu zira hayat badal internet. İnternetten sonra hayat leyset değil. Ne değil? Kel hayati kablehu internetten önceki hayat gibi değil. Bu faya yine çünkü zira diyebiliriz arkadaşlar. Çünkü hayat İnternetten önceki hayat gibi değil artık diyoruz. Gördüğünüz gibi metnimiz bu şekilde idi. Hemen sorularına geçelim arkadaşlar. Ba'del interneti, ihtiraat düzeltiyorum. Bazı icatlar, leha te'sirun kebirun, onların vardır büyük bir etkisi. Bazı icatların büyük bir etkisi vardır. Evet, bunu kabul ediyoruz arkadaşlar. Burada bazı mübtedadır. Leha te'sirun kebirun ise arkadaşlar haberdir ve haber cümlesidir arkadaşlar. Bakın burada mübteda ile haber yer değiştirmiş şeklinde görüyoruz. Bu haberi madem isim cümlesi olarak bir haber cümlesi gördük. Kendi içerisinde hemen irabını söyleyelim. Burada leha öne geçmiş arkadaşlar. Efendim şibih cümle haberdir. Te'sirun mübtedadır. Kebirun ise tesir kelimesinin sıfatıdır. Tabi burada şunu bir kez daha ifade edelim. Ba'du mübtedadır. Bu ba'du kelimesinin
Müptedâ olan ba'du kelimesinin haberi leha te'sirun kebirundur. Onu söyleyelim. Leha te'sirun kebirun bir isim cümlesidir aynı zamanda. Onu da kendi içerisinde biraz önce ifade ettiğimiz gibi ögelerini söyleyebiliriz. Devam ediyorum. El-misbahu lamba minel ihtiraat icatlardan bir tanesidir. Nasıl? Elleti intehet bitti. Faidetüha faydası. Yani faydası bitmiş olan icatlardan bir tanesidir. Lamba dedi. Öyle bir şey kabul etmiyoruz arkadaşlar. Söyleyelim. Burada bakınız el-misbahu ifadesi mübtedadır. Minel ihtiraat leti intehet faidetüha bütünüyle haber olarak kabul ediyoruz arkadaşlar. Bu bir şibih cümle haberdir. Elleti burada ihtiraatın sıfatıdır. İntehet faidetüha ise sıla cümlesidir. El hayatu ba'del internet. İnternetten sonraki hayat. Kel hayati kablehu. İnternetten önceki hayat gibidir şeklinde ifade etti. Hayır öyle değil. Tam tersini söylemişti. Leyset demişti arkadaşlar. Bakın bunu da kabul etmeyelim. Dedik. El hayat burada müptedadır arkadaşlar. Kel hayati kablehu ifadesinde haber übeyi olarak ifade edelim. Hatta el hayatu ba'del interneti müptedâ übeyi olarak kabul edebiliriz. Ama tek kelime de el hayattır diyoruz. Edison, hüve, Edison şudur. Muhteri'u evveli misbahin kehrubayiyin. İlk elektrikli lambanın mucididir arkadaşlar. Ya da ilk elektrikli lambayı icat eden kimsedir şeklinde ifade edelim. Muhterion mucit icat eden demek arkadaşlar. Onu söyleyelim. Edison değildi. O geliştirmişti hatırlayınız. Edison burada müpteda hüveye fasıl zamir deriz arkadaşlar. Efendim bu kısma da haber übeyi olarak ifade ederiz. Zahara ortaya çıktı. El internet. İnternet ortaya çıktı. Ba'da ihtira'il hatif telefonun icadından sonra şeklinde dedi. Bildiğimiz kadarıyla önce telefon sonra internet ortaya çıktı arkadaşlar. Onu söyleyelim. Dolayısıyla burayı da kabul etmeyelim. Burada zahara fiil, internet fail. Ba'da ihtira'il hatif ifadesinin genel olarak arkadaşlar mef'ulün fiih zarfı efendim zaman olarak nitelendiririz. Onu söyleyelim ve devam edelim. İhtar el cevabı sahiha. Doğru cevabı seç demiş. Hemen seçelim. La yahlu eyyü beytin min. Herhangi bir ev bir şeyden yoksun değildir. Metinimizde arkadaşlar ne geçmişti? Misbah geçmişti. Ama burada kelimeleri söyleyelim. Tilfaz, televizyon, seyyarada araba demek. Evet, kâne evvelü misbahin ilk efendim lamba idi. Ya'melü fetraten, çalışır idi. Bir süre, bakın nasıl bir süre? Mütevasıteten, ortalama bir sürede mi? Basire, az bir süre, kısa bir süre. Tabiyle uzun bir süre. Orada kısa demişti arkadaşlar, uzun dememişti. Onu söyleyelim. Muhtiri'ul misbahil kehrubaiyi elektrikli lambanın mucidi. Britaniyun İngiliz'dir. Elmaniyun Almandır. Amerikiyun arkadaşlar efendim Amerikalıdır. Britaniyun bu İngiliz anlamına geliyordu. Zaten İngiliz'de cevabımız budur. Sehele kolaylaştırdı. El internet, internet. El vusul ulaşmayı neyi? İla bir şeye. El amel işe ulaşmayı kolaylaştırdı. El beyti eve ulaşmayı kolaylaştırdı. El malumat arkadaşlar bilgiye ulaşmayı kolaylaştırdı. Cevabımız bilgiye ulaşmayı kolaylaştırdı olacak. Nastadiu en netevasale mal aşhas min hilali. Bakın burada nastadiu biz yapabiliriz. Neye? En netevasale. İletişim kurmayı arkadaşlar. Görüşmeyi. Mal eşhas şahıslarla. Min hilali. Neyle yapabiliriz bunu biz? El hatif. Evet telefonla yaparız biz bunu. Kabul ediyoruz. El misbah. Lambayla yapamayız. El midya. Radyoyla da yapamayız arkadaşlar. Evet.
Devam ediyoruz buradan. Aşağıdaki sorulara cevap vermiş soruları okuyalım. Cevaplarını size bırakıyoruz. Limada niçin intihet bitti? Faidetü ba'dil ihtiraat, bazı icatların faydası niçin bitti demiş. Keyfe nasıl? Esera etkiledi. El misbahü lamba fi hayatın nas, insanların hayatını. Lamba insanların hayatını nasıl etkiledi diyoruz. Üzkür söyle ya da say da diyebiliriz buraya. Fevaiden internet, internetin faydalarını. Kem amen, kaç yıl meza geçti alel ihtira'il misbah. Lambanın icadının üzerinden kaç yıl geçti diyebiliriz arkadaşlar. Eyyül ihtira'at, icatların hangisi? Eselafeti 3. Üç icadın hangisi ekseru ehemmiyeten daha böyle önemlidir şeklinde ifade ediyoruz burayı da. Şimdi burada fiil ve harfi cer kullanımı söz konusu arkadaşlar. Ya da harfi cerlerin daha ziyade öyle söyleyeyim kullanım var. Onlar tercih edeceğiz. Bakın boşluğu doldurunuz uygun bir harfi cerle demiş. Ebi babam mucbirun mecburdur. Çalışmaya minecinden bizim için. Bu ecbara ala ile kullanılır. Buraya ala gelecek arkadaşlar. Ecbara ala bir şeye mecbur bıraktı. Mucberun ala bir şeye mecbur bırakılan anlamındadır. La yahlu menzulün. Herhangi bir ev ya da hiçbir ev yoksun değildir. Neden? Minel misbah lambadan. Burada halamin ile kullanılır arkadaşlar. Onu da buraya getirelim. La nestadiyu en nestes en nestağniye. Biz ihtiyaç duymamayı yapamayız. Biz ona ihtiyaç duyarız. Taam yemeye. Burada istağna yastağniye arkadaşlar. Ana harfi cer de kullanılır. Onu da söyleyelim. Evet. El ihtiraatü icatlar leha vardır icatların. Tesirün kebirun büyük bir etkisi fi hayatına. Bu tesir kelimesi fi harfi ceriyle kullanılır arkadaşlar onu söyleyelim. El beytü ev meliun doludur. Neyle dolu? El eczhizetil kehrubaiyeti elektrikli aletlerle doludur. Burada da ba harfi ceri gelecek arkadaşlar. Meliun kelimesi ba harfi ceriyle kullanılır diyoruz. Metinde de zaten görmüş idik. Evet burada da bizden baktığımızda renkli kelimelerin bu kısımda müradif yani eş anlamları istenmiş. Bu kısımda da zıt anlamlıları istenmiş. Biz önce arkadaşlar eş anlamlısını yapacağız. Bakın biraz büyütelim. Hemen metnimizi okuyalım. Garrabe yaklaştırdı. El internet, internet, beynel beşer insanların arasını yaklaştırdı. Yani insanları birbirine yaklaştırdı dedik ki arkadaşlar. Şimdi elbeşer insanlar demek bunu nasun kelimesiyle bunun eş anlamını ifade ederiz. Devam ediyorum. Muhibbu ben severim. El hadise konuşma ma'ummi annem. Ben annemle konuşmayı severim dedi. Burada hadis konuşma anlamındadır arkadaşlar. Bunun Arapçadaki müradifleri tekellümün şeklinde görebiliriz. Yine konuşmak anlamına gelir. Muhadesetün konuşmak anlamına gelir. Mükalemetün yine konuşmak anlamına gelir arkadaşlar. Devam ediyorum. Lil ihtiraati icatların var. Te'sir nazimun büyük bir etkisi var. Şimdi burada kebir kelimesini ben getiriyorum. Kebirle azim eş anlam olarak aynıdır. Da buraya muhimmun gide getirebiliriz. Önemli etkisi var da diyebiliriz. Kebiri kullanabiliriz arkadaşlar. Devam edelim. La yahlu yoksun değildir. Menzilim herhangi bir ev. Minel hatip efendim telefondan. Herhangi bir ev telefondan yoksun değildir dedik. Evet, menzil ev demek. Bunu Arapçada darun ve beytün şeklinde görebiliriz. Devam ediyorum. La nastati'u, biz yapamayız. El istigna anil misbah. Lambasız yapamayız demek arkadaşlar. Şimdi istigna biraz önce söyledik. Bir şeye ihtiyaç duymamak. Dolayısıyla onun da eş anlamı olarak iktifaun kelimesiyle onu eş anlamlandırabiliriz. İktifa da yetinmek anlamındadır arkadaşlar. Devam ediyoruz buradan.
Burada da zıttını isteyeceğiz. El-kehruba'u elektrik, cüz'ün, esasiyun, temel bir parçadır. Temel bir husustur. Bil hayat, hayatta. Şimdi hayat, bunun zıt anlamlısı arkadaşlar, mematün ölümdür. Bakın buraya da mematün dedik. Nastahdimu biz kullanırız. El-internet, interneti kullanırız. Bir umurun muhtelifetin. Çeşitli işlerde, farklı işlerde. Çeşitli farklı anlamına gelir. Benzer anlamını şebihim kelimesiyle verebiliriz zıt olarak. Ekserun nas, insanların çoğu, ya'lemune bin nehar, ya'melune çalışır bin nehar, gündüz çalışır. Bu gündüzün zıttı Arapçada arkadaşlar, Türkçede de olduğu gibi gecedir. Gece kelimesi de Arapçada leylün ile ifade edilir. İnternet, ihtiraat, icatların en büyüğüdür. Nasıl el hadiseti modern ya da yeni anlamına gelir. Bu da eski anlamında kadimun ya da kadimetün olarak ifade ederiz arkadaşlar. Müzekker kadim, mühendis kadimetündür. El misbahü lamba, yudiyu aydınlatır, lifeteratın tavilitin uzun süre aydınlatır. Dedik, karartır kelimesini ifade ederim. Azlama karartır. Da burada yuzlimu da diyebiliriz kullanıma uygun olması açısından ama fiil olarak ezlemeyi kullanıyoruz. Nasıl ezae kullanıyorsak ezleme de karartır anlamında kullanıyoruz. Buraya geliyorum arkadaşlar. Tahaddes an konuşunuz demiş. Neyin hakkında konuşacağız? Fevaidil ihtiraat fi hayatına, hayatımızdaki icatların faydalarına dair konuşunuz. Afdalil ihtiraat, icatların en iyisi, min vuchetin natarik, sana göre demek arkadaşlar, bakış açına göre anlamına gelir. Bunlar hakkında konuş ve beyin sebep, efendim sebebini de açıkla demiş gördüğünüz gibi. Dersimizi ben burada noktalıyorum arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Başka bir dersimizde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalınız.